Arkadaşlar, biraz önce bizim Bologna'daki gezimizi izlediniz. Bologna hakkında birazcık bilgi vermek gerekirse, Bologna, Emilia-Romanya eyaletinin başkenti. Emilia-Romanya eyaletindeki en büyük ve popülasyonu en yüksek şehir. Aynı zamanda Kızıl Şehir olarak bilinen bir şehir. Bunun sebebi de ortaçağ mimarisinin çok fazla olması Bologna'da. Ve bu sebepten dolayı Bologna'daki binaların çoğunluğunun kızıl tuğlalardan oluşması. Bologna 12. yüzyılda yaklaşık 180 adet kuleye ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu sebepten dolayı zamanının New York olarak da bilinen bir şehir. Bologna'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi Bologna Üniversitesi. Bologna Üniversitesi 1088'de kurulan bir üniversite ve Avrupa'nın en eski üniversitesi olarak geçiyor. Bologna Üniversitesi'nin ünlü öğrencilerinden bazıları Dante, Erasmus ve Kopernik mesela. Çok tarihi bir üniversiteye sahip. Öğrenci popülasyonu çok yüksek ve İtalya'daki en önemli öğrenci şehirlerinden bir tanesi. Sizinle Bologna'ya gidip gezmek istedik. Bologna'ya gezimize Milano'dan başladık. Milano'dan Bologna'ya İtabas ile gittik. İtabas'ı daha önce de bahsettiğimiz gibi bazı videolarda öğrenciler için gerçekten çok harika bir fırsat oluşturan çok uygun fiyatlı biletleri var. Bologna Milano'dan yaklaşık 3 saat sürüyor. Kısa bir mesafe düşündüğünüz zaman ve açıkçası İtabas'ın otobüsleri de gerçekten fiyatına göre fazlasıyla rahat ve güzel, konforlu otobüsler. Bologna-Milano biletlerimiz kişi başı 3.99'du. Ki tren biletlerini karşılaştırdığınız zaman yaklaşık 14-15 Euro'luk olduğunu düşünürsek gerçekten çok uygun biletler. Bu biletleri önceden almanız çok büyük önem taşıyor. Öncedenden kastım gerçekten aylar öncesinde değil, bir veya iki hafta öncesinde almanız yeterli olacaktır. Gezimize dediğim gibi İtabas yoluyla başladık ve daha sonrasında Bologna'ya gittiğimizde zaten Bologna çok küçük bir şehir. İtalya'daki çoğu şehir gibi her yere yürüyerek gidebileceğiniz mesafede bir şehir. Bologna'da zaten Bologna'nın çok büyük bir kısmını University District kaplıyor. Ve bu kısım Bologna Üniversitesi'nin bir adet kampüs şeklinde değil de daha çok şehrin her yerinde farklı kampüsler şeklinde dağılımı olduğundan dolayı bir anlamda üniversite semti olarak geçiyor. Aynı zamanda Bologna çok fazla öğrenci ev sahipliği yaptığından da dolayı çok fazla contemporary art üzerine de gelişmiş bir şehir. Ve bunun getirilerini şehrin içerisindeki grafitilerde bile çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sanatla fazlasıyla iç içe bir şehir.
Bologna'daki harcamalarımıza gelirsek, bu geziler serimizin aslında en büyük sebeplerinden biri size bir öğrenci bütçesiyle yaptığımız gezilerin yaklaşık ne kadar tuttuğunu ve gerçekten ne kadar uygun fiyata burada günübirlik geziler yapabileceğinizi göstermek. Ve Bologna'da da harcamalarımız gerçekten fazlasıyla minimumdu. Zaten eğer ki öğrenci kartına sahipseniz bir müzeye vereceğiniz fiyat otomatikman minimum yarı fiyatına düşüyor. Bu sebepten dolayı müzelere vereceğiniz fiyat 3 euro 5 euro arası değişecektir. Buna artı olarak yediğimiz şey tabii ki bolognese soslu makarna ve bolognese soslu lazanyaydı. Zaten bolognese sos adını Bologna'dan aldığı için ve Bologna'da ünlü bir yemek olduğu için orada denememiz gerektiğini düşündük. Ve açıkçası bunun da fiyatı fazlasıyla makullü ve 8 euro 9 euro civarı değişmekte. Buna artı olarak tabii ki kahve vesaire tarz harcamalarımız vardı ama açıkçası İtalya'da bu tarz harcamaların fiyatı hiçbir yerde çok ekstrem şekilde değişmiyor. 3 euro 4 euro en fazla şeklinde. Totalde açıkçası Bologna'ya git gel yapmak ve Bologna'da yediğimiz yemek, kahve ve müzeler vesaire düşündüğünüz zaman ihtiyacınız olan miktar 20-30 Euro'dan daha fazla değil. Özellikle Itabas'a gitmeyi tercih ederseniz. Ve bizim de harcamalarımız yaklaşık bu kadar tuttu. Umuyoruz ki Bologna gezimizi beğenmişsinizdir. Eğer ki daha sonra gitmemizi istediğiniz herhangi bir yer varsa kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bizimle İtalya tamamla lisansı, yurt dışı eğitim kaçırma şansı. Üniversite master eğitim bizde, pisoedu.com hizmetinizde. Abone ol sen de pisoedukasyonu eğitim fırsat bilgilendirme. Üniversite kayıt eğitim vizesi İtalya'da karşılanır bak hepsi.